Halil Rıçmet Piyasalar'ın herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Evet, piyasalarda trendler sıkışmaya başladı ve bulundukları aslında ana akıma doğru hareketlerin devamını yarından itibaren biraz daha etkili bir şekilde göreceğimizi düşünüyoruz. Tahmin ediyorum. Ben daha önceden çıkmış olduğum birçok televizyon kanalında, daha doğrusu ben çıktığım programlarda sadece grafik üzerinden yorumlar yaptım. Yıllarca böyleydi. Bugün televizyonlara bakıyorum. Birçok kanalda maalesef en azından ekonominin konuşulduğu noktada grafiklerden teknik analiz, tabii grafik çıkartılıyor ama teknik analiz yapılmadığını görüyoruz. Şimdi maalesef teknik analiz diyoruz, fiyatlar diyoruz. Bakın yani aslında teknik analiz dediğimiz şey akıllı paranın ayak izlerini takip etmek demektir. Trendleri oluşuma başlamadan önce tespit edebilmek demektir. Toplama dönemlerini, yükseliş öncesi, büyük düşüşler öncesi distribasyon dağıtım dönemlerini gösteren, trendlerin devamını gösteren, yukarı veya aşağı olabilecek hareketleri gösteren grafiklerdir. Fiyatlardır. Milyonların bilmediği milyonluk bilgiler işte orada yatar. Herhangi bir yerde çıkan bir haber, eğer hele görsel basında veya televizyonda veya sosyal medyada ortaya atılıyorsa, bilin ki milyonlara ulaşıyorsa iş bitmiştir. Çok fazla bir işe yaramaz. Milyon kazandıran bilgiyi ancak siz grafikleri iyi analiz ederek görebilirsiniz. Grafikler gerçekten bu anlamda çok çok önemli. Yani dediğim gibi birçok, yani daha sonra artık birçok ekonomi kanalı da yok. Birkaç tane ekonomi kanalı var, bakıyoruz. Sadece temel gerekçeler veya magazin ekonomisi konuşuluyor. Ekonominin magazin tarafı konuşuluyor. Yani yatırımcıya çok bir şey kazandıracak bir tablo olmadığını görüyoruz. Şimdi bir noktaya değinerek hemen başlamak istiyorum. Bakın burada Amerikan Merkez Bankası Fed bile grafikleri kullanıyor diyoruz. Bunu yıllar önce okumuş olduğum bir kitaptan size paylaşmak istedim. Aslında bu paylaşımı YouTube'a ilk başladığım dönemlerde sık sık kullanıyordum. Şimdi tabii izleyici abone sayımız 25 bine yaklaştı. Teşekkür ediyoruz ilginize. Amerikan Merkez Bankası'nın 1995 yılında Amerikan dolarına destek vermek adına yapılan başarılı bir müdahalesi var. Bu müdahale esnasında finans başarısı, bu başarının bir kısmının merkez bankalarının piyasa üzerinde gerçekten bir takım teknik trading yöntemlerini kullanılmasına bağladığından bahsediliyor. Yani Federal Reserve, yani Fed yönetim kurulunun grafiklere daha ciddi yaklaştığını teyit ettiği bir toplantıdan bahsediliyor. 1995 Ağustos ayında kurmaylar raporu olarak bahsedilen ve kafa omuz hafife alınacak bir şey değil. Yani formasyonlardan, figürlerden, trendlerden aslında bahsetmiş olduğu bir oturum, bir toplantıdan bahsediyor Fed. Yani 1995 Ağustos ayında bir toplantı yapıyor ve bu toplantıda Amerikan dolarına destek verilmesi anlamında arka plana bakıldığında fiyatlar üzerindeki trend, teknik analiz, fiyatlar üzerindeki ve dolayısıyla teknik analizin ne kadar önemli olduğunu belirtmek adına kafa omuz formasyonu dedikleri bir basın açıklaması. Buna da isim veriyorlar. Kafa omuz hafife alınacak bir şey değil isimli basın toplantısı yapıyorlar. Bu toplantıda benim yıllar önce okudum, biraz önce bahsetmiş oldum, görsel yatırım teknik analiz kitabından ve teknik analiz kitabını yazan, daha doğrusu yazarın burada bu konuyu ele alarak, aslında benim için de büyük bir gurur dediği, Fed'in teknik analizi dikkate alarak teknik analiz kitabından örnekler vererek yapmış olduğu çalışmayı burada anlatıyor. Rapor bu noktada kafa omuz formasyonunun döviz tradinginde, yani döviz trading edenlerde uyguladığı istatistik ekonomi açısından önemli karlar ürettiği idi diyor. Yani formasyonun arkasından neler olduğunu, formasyonu tespit edebilenlerin para kazandığından bahsediyor burada.
Aslında bu figürlerin, formasyonların, trendlerin ileride nelerin olabileceğine dair önemli ipuçlarını verdiğini Fed'in burada kendi açıklamasında görüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi görsel yatırım kitabında olan vardır, biliyordur tabii ki, ama böyle bir kitap okumadıysanız kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten teknik analizin en ince ayrıntıları ve teknik analizin görmüş olduğunuz gibi Fed'in bile teknik analizi kullandığını biliyoruz. Ve Fed bu toplantıdan sonra kendi içinde bir teknik analiz departmanı kuruyor ve teknik analizle ilgili uzmanlar, teknik analizle ilgilenen uzmanları alıp bünyesinde barındırıyor ve teknik analizle ilgili raporlar hazırlamaya başlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Sene 1995. Benim 1992'de ilk teknik analizle tanışmıştım. O zaman teknik analizi yaparken biz nasıl yapıyorduk biliyor musunuz arkadaşlar? O zaman da Hürriyet Gazetesi'nden ben her gün borsa kapanış bültenini alırdım. Gün en yüksek, en düşük kapanış ve işlem hacmi tek tek elimle, onca hisseyi tek tek elimle girerdim ve grafik oluştururdum ve o grafiği yorumlardım. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi şu görmüş olduğunuz grafikleri ben her gün düzenli bir şekilde tek tek, mesela ayın 4 Nisan'da diyelim, oluşan piyasa kapanışı ertesi sabah hemen erkenden giderdim, Hürriyet Gazetesi alırdım. Tek tek elimle girerdim. En yüksek, en düşük kapanış, şu grafiği oluştururdum ve onun üzerinden yorum yapardım. İşlem hacmi bile girerdik arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? Hürriyet Gazetesi o anlamda benim için çok önemliydi. Dolayısıyla teknik analiz yaparken böyle bir zorlukta. Çünkü o zaman internet yoktu. Hatta 15 günde bir gidip de Metastock CD'miz vardı. Metastock programı vardı. 15 günde bir şekilde gidip onu yenilerdik, alırdık. Diskete. O zaman CD bile yoktu, pardon, disket. Diskete koyardık, gelirdik. Veriler tekrar yenilenirdi. O gün en azından hazır veriler olduğu için yorumlardık. Bu da bizim kolayımıza gelir, çok hoşumuza giderdi. Nereden nereye demek istiyorum. Ve evet, burada görmüş olduğunuz gibi Fed bile teknik analiz kullanıyor ve departman açıyor arkadaşlar. Yani teknik analiz ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Hemen bir anımı sizlerle paylaşmak istedim ve teknik analizin ne kadar hafife alınmayacağını da burada anlatmaya çalıştım. Maalesef ekonomi kanalları teknik analiz yapmayı bırakın, sırf magazin ekonomisi üzerinden gidiyorlar. Onun için de maalesef yatırımcı kayıp kazanç istatistiğine baktığımızda da maalesef dedikodudan öte, magazinden öte bir ekonomi kuşağı olduğu için de yatırımcının her zaman kayıp kazanç istatistiğine baktığımızda kaybettiğini burada görüyoruz arkadaşlar. Velhasıl şimdi dolar yorumuna gelelim. Dolarda trend hali hazırda yukarı ve istek yukarı devam ediyor. Kademe kademe nereye gidiyoruz bakın. Kademe kademe yükseliş devam ediyor ortalamaların üzerinde. Üst bant yarın görürüm. Yarın 5.80'ler, 78-80, yani sert bir hareket bekliyorum. 5.85'lere kadar. Yani yeni tepelere birkaç gün içinde hazır olmamız lazım. Formasyonun hedefi eğer 5.70'ler üzerinde kapanışlar görecek olursak 5.85. Eğer 5.85'ler üzerinde kapanış görecek olursak önümüzdeki bir haftalık süreç içinde aşağıda 5.30-5.85 aradaki fark neredeyse 50 kuruşu ifade ediyor. 5.85'in üzerine 50 kuruş koyduğumuzda 6.35 gibi bir formasyon hedefi çıkıyor. Nisan ayı sonuna kadar burayı görme olasılığımız oldukça yüksek. 6.35 nereye denk geliyor? Bakın görüyorsunuz. 2018 Ekim, hatta 24 Eylül 2018'de görülen seviyeler. Yani 6.45-6.35, bu bölgeye doğru artık hareketin başladığını söyleyebiliriz. Ekonomi paketi, biliyorsunuz ekonomi paketi ile ilgili daha önce yapmış olduğunuz yorumlarda ekonomi paketleri sonrası, ekonomi paketi, teşvikler, ekonomi programları veya bir takım orta büyük ölçekli şirketlere veya vergi muafiyetleri ve indirimleri gibi bu hamlelerin bizim piyasamızda hiçbir etkisi olmadığını net olarak görüyoruz. Hatta paketlerin açıklandığı günlerde bazen çok fazlasıyla sert düşüşler olduğunu görüyoruz. Yani önceden ekonomi paketi denecekti. Yani bundan 5-6 yıl. Çünkü o kadar çok ekonomi paketi, ekonomi teşvik
Ve bir takım programlar yapılıyor, açıklanıyor ki açıkçası gerçekten piyasalar tabiri caizse dikkate almıyor diyelim. Kaba tabir kullanmayalım. Onun için trendler halihazırda yukarı, bu çanağı tamamlamak isterim, yolunda istemek üzere yapmak üzere yoluna devam edecektir. Şimdi bir de dolar endeksine şöyle bir bakalım. Dolar endeksi, evet, yarından itibaren tekrar dolar endeksinde bir hareket görebiliriz. Çok önemli bölgede. Yarın eğer 97-150 üzerinde hareket, 170 üzerinde hareketler görecek olursak 97'nin üzerinde kalıcı hareketler ve 98 ve 100'lere doğru istek artacaktır diyebiliriz. Euro dolar paritesine bu bağlamda baktığımızda, Euro dolar paritesinde yarın 1.12.80'i geçemeyecek olursa veya 1.12.50'yi aşağı kıracak olursa sıkışma sert bir şekilde aşağı hareketler getirebilir. Geri çekilme Euro dolarda da devam edecektir diyebiliriz. Altın fiyatlarına geldiğimizde, evet, 1.306 bugün görülen seviye, 1.300-1.306. Evet, aslında çok önemli dirençti. 1.300-1.300 potansiyel hedefti ama bunun da üzerinde şu an için kaldığını görüyoruz. Acaba buradan daha güçlü hareketler gelebilir mi, hamleler gelebilir mi? Eğer 1.300 üzerinde kapanış birkaç gün daha devam edecek olursa büyük ihtimalle daha önce görülen 1.324'ler, 1.350'lere doğru istek söz konusu olabilir. Ve düşüş de bu arada 1.281 ile sınırlı kalmış oldu diyoruz. Hemen içeride gram altına şöyle dönüp baktığımızda, gram altında 238'lere gelen hareket, 239 doları gören hareket ve büyük ihtimalle 246'lara giden hareket ve sonrasında daha güçlü hareketler görme olasılığımız oldukça yüksek. Herhalde arkadaşlar, biraz önce bir mesaj atmış bir arkadaşım ama Ferdi, şöyle bakıyorum, petrol yine benzine zam gelmiş. Ben ne demiştim? Şu yükseliş esnasında zaten söylemiştik. Dikkat, benzine zam geliyor. Daha bu sabah söyledik ve bu akşam tekrar zam gelmiş arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, iddia ediyorum, Türkiye'de enflasyon kalıcı olarak, bu mantıkla gidildiği için kalıcı olarak çok büyük ihtimalle %30'ların üzerinde, %40'lara, %50'lere kadar bir trend oluşturabilir. Ve maalesef enflasyonda artık düşüş hayali bitti. Artık Türkiye dünyada en fazla, en yüksek enflasyonla yaşayan ülkelerin içinde olacak gibi gözüküyor. Umarım yanılırız ama maalesef bu kafayla zam üstüne zam ve tahmin ediyorum ki artık bu bandın üstte 28, altta 18, 38, 40, 38-40 bandını biz yıl sonuna kadar büyük ihtimalle faizlerde göreceğiz. Bu emlak sektörünün daha da dibe vurması, ki emlak sektörüyle ilgili bahsettik, fiyatların düşmesi, rant geliri, faizler tarafında ciddi faiz yükselişleri göreceğiz. Belki de biz faizlerde, eğer ki arkadaşlar enflasyon %30'lara, %40'lara gidecek olursa, ki bekliyorum artık. Biliyorsunuz %6'dan itibaren, %6,5'tan itibaren uyarıyoruz. 3 yıldır dilimizde tüy bitti. Bu bile çok büyük bir uyarıydı. Ama hiçbir şekilde, tabii ki sonuçta ne kadar uyarsanız da neyse. Büyük ihtimalle eğer enflasyon %30, %40'ları bulacak olursa arkadaşlar, size şunu söyleyeyim, %38, %40 bandına gelecek olursa faizler, tahvil faizleri, gösterge faizler, hazır olun, %50 ile %70 bandına gelir arkadaşlar. Bakın, %50 ile %70 bandına gelir. Ondan sonra ne olur? Bakın, aynen şöyle söyleyeyim, aylıklara dönüyorum. Aynen 2002 öncesi görülen %70 faizler. Bakın, hemen benim resimden dolayı büyük ihtimalle göremeyeceksiniz orayı. Daha doğrusu şeyden dolayı. Bakın, yüzde kaç? %70'ler. Taban kaç? %47. Biraz önce dedik, 40'lar dedik. Bakın arkadaşlar, ilk etapta şuraya. Burası kaç? Görüyorsunuz sol tarafta %31. Arkasından çok büyük ihtimalle şu banda %47. Yani çok büyük ihtimalle önümüzdeki bir yıl içinde, daha önce de bahsettim biliyorsunuz, önümüzdeki bir yıl içinde biz faizlerde %45, %30 bandına oturan, ama kademe kademe, ilk etapta %35, %40, arkasından da büyük ihtimalle %50, hemen şöyle alıyorum, bakın %50 başarılı olunamayacaktır enflasyonda, zannetmiyorum bu saatten sonra. Çünkü Arjantin modeline gidiyoruz. Maalesef ülke
böyle bir sıkıntıya girdiğini düşünüyorum. %70'leri görebiliriz arkadaşlar. %70, %50 bandına doğru faizlerde bir yükseliş görebiliriz. Bu durumda kim ev alır? Yılda 2 milyon, bu yıl için 2 milyon ev stoğumuz var. Son 2013'ten beri 2017'ye geldiğimizde yıllık ev satışı 1 milyon 400 bini bulmuştu. Şu anki rakamlara, ilk 3 aylık rakamlara baktığımızda bu yıl 1 milyonun altında bile olabilir maalesef ev satışları. Bu ciddi sıkıntı arkadaşlar. Şimdi 1-2 milyon ev satmanız gereken 1 milyon ev satıyorsanız ne olacak? Fiyatlar daha da aşağı çekilecek. İnşaat sektörü maalesef bizi yemiş bitirmiş olacak. Tarım da zaten sıkıntılı olduğunu düşünecek olursak çok büyük ihtimalle arkadaşlar biz bu yıl sonuna kadar veya 12 ay içinde diyelim %38, %40 bandına gidebiliriz faizler tarafında. Bu tabii ki reel anlamda faizin daha fazla yukarıda. Merkez Bankası'nın da tabii ki artık bu saatten sonra faiz indirmesini bırakın. Faiz arttırımı yapması lazım arkadaşlar. Faiz arttırımı yapmazsa çünkü enflasyon %20'lerde diyelim şu an. Politika faizi %24'lerde. Bu 400 puanı korumak zorunda. Eğer enflasyon %22, %21, %22 gidecek olursa Merkez Bankası bırakın faiz indirmesini, faiz arttırması gerekecek arkadaşlar. Türkiye'de de faiz arttırmayacağı için maalesef bu krizler bitmeyecek görüntüde. Doların da 6,85 benim formasyon hedefi olarak gördüğüm 8,30'larda 16 ay içinde göreceğimiz seviyeler olabilir. Peki borsa bu noktada ne olur? Maalesef borsada dolar bazında arkadaşlar bakın TL bazında nerelerdeyiz? Dolar bazında artık geldiğimiz seviyeler. Hemen onu size yorumlamaya çalışayım. Dolar bazında büyük ihtimalle haftalık aylıklar oldukça kötü. Haftalıklarda da aynı şekilde ciddi sıkıntı var. Şu alt bant bakın. 15.900 şu an 17'lerde. %17, %18'lik düşüş. Günlüklere baktığınızda burada sıkıntının bir süre daha devam edeceğini hatta benim aylıklarda bahsetmiş olduğum bakın haftalıklarda ve aylıklarda bahsetmiş olduğum önümüzdeki en azından 16 ay içinde 1,2 2008'de görülen ama bunun altında oluşan bakın eski tepeler 9 yani 0,9 1 dolar seviyesine doğru şu anki seviyesinden düşündüğümüzde %50'den fazla dolar bazında bir düşüş ihtimalinden bahsediyoruz. Maalesef bu gerçekleşmeye başlayacak gibi gözüküyor. Günlüklere baktığımızda günlüklerde kısa vadede 17.400 direnç olduğunu görebiliriz. 17'nin destek olduğunu şu an için görüyoruz ama 17'nin kırılma ihtimali giderek artıyor ve aşağı yönde hareketler göreceğimizi söyleyebilirim. Günlükte ne demiştik? Bakın bant sıkışacak. Yarın çok daha önemli. Eğer yukarı yapacak olursa bu satış fırsatı olacaktır. Ama aşağıda 97.300'ün altındaki her kapanışta biz çok sert hareketler yani şuradaki düşüşü şu tabloda göreceğimizi hala hazırda söyleyebiliriz. İsterseniz bir de 30 endekse 30 yakın vadeye şöyle bir bakalım. Yakın vadede de maalesef aynı şekilde ortalamaların baskısı var. Altta banda önümüzdeki günlerde dokunmak isteyecektir. Burada da sıkıntı devam ediyor. Ne demiştik? Rol değişimi demiştik. Hatırlayacaksınız. Rol değişiminden kastımız neydi? Eğer bir destek, bakın bir destek, bir direnç geçildiyse artık orası destektir. Rol değişmiştir. Eğer o destek kırılırsa dirençtir. Geçilemeyip şu hareketi görürüz demiştik. Şu an için ne kadar net bir şekilde gerçekleşiyor. Buranın zaten önceden bir önemli direnç olduğunu aylar öncesinden söylüyorduk. Bakın direnç, 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 direnç kırıldı. Destek, destek, destek kırıldı. Direnç, direnç. Sonra şöyle bir ihtimalden zaten bahsediyoruz. RSI'ye baktığımızda da görüyorsunuz sıkıntılı süreç devam ediyor. Hemen buradan dönüyorum. Nereye dönelim? Tabii günlük de bakabilirsiniz burada. Günlük tabii ki çok önemli. Günlük, ben kendim zaten günlük hareket ederken, günlük trade ederken bu noktada bu karşılaştırmayı yapıyorum. Hemen hisselere bakalım isterseniz arkadaşlar. Acaba kaç tane hisse var? Bakıyorum Akbank. Çok da iyi durmuyor. Arçelik yani Akbank ortalamasının üzerinde ama çok daha güçlü hareket içinde olmadığını görüyorum. Arçelik bir tepki veriyor ama burada da tekrar geri çekilme görebiliriz. Aselsan oldukça zayıf. DİM tepki. Doğan Holding tepki. EKG'ye tepki. Enerji biraz tepki vermiş ama orada da çok bir şey olacağını zannetmiyorum.
Aynı şekilde ortalamalara dokunmuştu yanılmıyorsam. Bakın ortalamaların şu an üzerinde Ereğli ama çok da bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü uyumsuzluklar var, bakın fiyat aşağıya, fiyat yukarı, göstergeler aşağıya olmaya devam ediyor. Dikkatli, temkinli olmakta fayda var. Proton'un dirençte olduğunu, Garanti'nin de aynı şekilde dirençte olduğunu, Halkbank'ta da aynı şekilde tepki verse de, İşçi'ye de aynı şekilde daha sert satışlar görebileceğimizi, Koç'un biraz daha direndiğini görüyoruz ama büyük ihtimalle hemen hemen bütün gördüğüm tablolar ciddi zayıflamanın işaretleri olduğunu gösteriyor hali hazırda. Eğer endekse burada bir satış gelecek olursa, bahsetmiş olduğum hisselerin çoğunda maalesef daha önceki tepelerin altında olduğu için bu hareketlerin hemen hemen tamamında yine ikinci dalga satışları burada göreceğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Daha doğrusu tekrar şeye gelmişiz. Açığa kalkmak, evet. Yani hisselerin görüntüsü çok da iyi değil. Tabii detaylı hisse yorumlarımız olacak ama bir de şöyle bir DAX endeksine bakalım. DAX endeksinde çok sert bir geri çekilme. Artık burada büyük ihtimalle DAX, Dow Jones buralarda geri dönüşler artacaktır. Ve burada da Dow Jones'a baktığımızda da, Dow Jones'ta da bugün mesela sert bir satış vardı. Bunun yarın öbür gün devamını göreceğiz ve daha aşağıda yeni hedefler olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer gün içinde yorum yapacak olursak, yarın gün içinde sizlerle paylaşımımız olacak. Herkese bol kazançlar diyorum. İyi akşamlar. Sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Sayfamızı ziyaret ederek Antalya, Ankara, İstanbul, Bursa. Bursa'da bir eğitim açacağız arkadaşlar yakında. Ve birkaç ilimizde de yeni eğitim tarihlerini sayfamızdan öğrenebilirsiniz. Gerek özel eğitim, gerek internet üzerinden eğitim, gerekse sınıf eğitimlerimiz olmak üzere bize ulaşabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.